Yıldırım hızında artacağı iddiasıyla karşımıza çıkan 5 altcoin projesini inceleyeceğiz. Tabii her biri değil, bunların bir kısmı üzerinde duracağız. Ne var? VET, LINK, beraberinde ADA, XRP gibi kripto paralar mevcut. Şöyle yukarıdan bir başlayalım, ne var ne yok. Evet, bunlardan bir tanesi VeChain projesi, yani VET. VET ben seviyorum, biliyorsunuzdur. Yani önceki videolarda da bunu çok dile getirdim. VeChain zamanında ben çok fazla böyle farklı alana açılım gösterdiğini ve gereksiz bir şekilde, yani gereksiz agresif katalizör avcılığı yapmaya çalıştığını düşünüyordum. Şu an biraz Shiba Inu'da da var bu aynı şekilde. Fakat iyi noktalara açıldıklarını zaman içerisinde görmüş olduk ki farklı ortaklıklarla da bunu yine pekiştirmeyi de bildiler. Aynı zamanda tabii aslen bir Web3 projesidir. Tabii şu anda yapay zekalar üzerine de çalışıyorlar. Normaldir. Önceden de, hani bundan aylar önce de konuştuk. Biraz daha yapay zeka projelerine tabii ki kripto piyasasının tamamından genel bir kayma durumu söz konusu. Öyle ki şöyle biraz daha yapay zekalar üzerine var olma durumu. Çünkü süreç bu. Hani sezon bu. Web3'ler de bundan önceki sezonun katalizörüydü. Yine zaman içerisinde farklı projeler Web3 noktasına olabildiğince kaymaya çalıştılar. Olabildiğince bu alanda bir varoluş gösterebilmeye çalıştılar. Ve bu noktada iyi bir varoluş gösterebilenler daha iyi açılımlar yaptıklarını ve piyasa geneline daha iyi adapte olabildiklerini de görmüş olduk. Aynı durum yapay zekalar için de geçerli ve VeChain bunu iyi bir şekilde, bence hiç değilse, başardı diyebilirim. Aynı zamanda bir Çin projesidir. Bir Çin kökenli ve Çin bağlantılı bir projedir aynı zamanda. O yüzden bunun da hype'ını ben sezon içerisinde iyi alarak güçlü yükselişler içerisinde bulunabileceğini düşünüyorum. O yüzden evet, bence portföylere yakışır, olur yani. Devamında ne var? Chainlink projesi var. Son zamanlarda daha böyle NFT'ler ve Metaverse üzerine gerçekleştirilen bir takım dapp'ler üzerinde durduklarının farkındayım. Zannediyorum sezon içinde yüksek hareketler, böyle daha nasıl diyeyim, yüksek katlama oranları ve daha manipülatif diyebileceğimiz, daha kontrolcü, daha merkezi bir ağ yapısı istiyorlar. Bu uzun vadede tabii iyi bir şey değil. Ama kısa süre içerisinde, hiç değilse sezonluk olarak, bu tarz durumlar, bu tarz stratejiler her zaman iş görmüştür. O yüzden doğru yolda olduklarını ve yine sezon içerisinde bayağı başarılı bir strateji yürütebileceklerini düşünüyorum. Ether balinaları tarafından en çok tutulan kripto paralardan bir tanesidir. Ve yanlış olmasın, 6. 7. sırada olması lazım. Çok temiz bir akümülasyon yaptı aslında. Öyle ki yaklaşık bir yıldır en düzgün, en sağlam diyebileceğim, en böyle saçma olmayan diyeyim hadi. Yani kimisi çok böyle yukarı aşağı sarsmalarla, çok böyle alakasız patlamalarla akümülasyon yaptığı için burada Chainlink'i ayırmak lazım. Chainlink bunun aksine daha düzgün, daha oturaklı bir hareket içerisinde bulunmuştur. O yüzden daha sağlam bir akümülasyon yaptığını ve güçlü bir yükselişle bunu taçlandırabileceğini düşünüyorum. Portföylere de linki yakıştırıyor. Evet, bunlardan bir diğeri neymiş? Bunlardan bir diğeri Cardano'ymuş. ADA ne diyor? Bu uzun birikim aşamasının ardından %3 binlik, yani işte aşağı yukarı 31 katlık, 31x'lik bir rally yapabileceğini düşünüyor. Bunu söyleyen de Ali. Peki. Ali Martinez yani. Normalde meme coinlerle çok fazla bilinmektedir kendisi. Tabi ADA üzerine de burada yorumlar yapıyor. Ne kadar doğru sorusunun cevabı. Bence evet, yani bence imkansız değil. Bence de yapabilir. Cardano güçlü bir projedir. Bu sezondaki genel durumu da ele aldığımız zaman aynı şekilde güçlü bir sezon geçeceğini ben de düşünüyorum. İyi noktalara
kadar yükselebilecek bir proje olduğunu da düşünüyorum. Ben burada Ada Coin'in elde tutma oranları çok yüksek. Geliştirme faaliyeti korkunç derecede yüksek. Aynı şekilde Ripple'a da çok benzer bir biçimde farklı noktalara açılım ve inovasyon konusunda çok iyi Cardano projesi. Tabii TVL değerleri biraz oynak. Bunun zaman zaman iyi olduğu noktalar oldu. İşte avantajlı noktaları oldu, dezavantajlı noktaları oldu. Fakat hiç değilse şey yok. Yani bunun kalıcı sıkıntılar yaratabilecek düşüşlerde bulunmadığını biliyoruz. Dolayısıyla toparlayabileceğini anlıyoruz. TVL değerlerinde volatilite uzun vadede pozitif bir durum değildir. Bu konuda tabii muvaffak olunabilir. Ancak sezon içerisinde yükselişleri çok yüksek ihtimaldir. 30 katlık fiyat yükseliş ediyor. Yani kolay ATH yapabileceğini ben de düşünüyorum. 30 kata kadar bulur mu? Yani spekülasyon yaratmak gibi olmasın. Evet, olabilir. Yani çok da ve iyimser diyebileceğimiz ya da imkansız diyebileceğimiz fiyat tahminleri değil bence. Cardano için 30 katlık fiyat tahminleri. XRP için konuşuluyor. Ekstrem bir şey verilmiş mi XRP coin fiyatları açısından? Yok. Ekstrem bir açıklama yok. Ripple zaten şu anda piyasanın en sağlamlarından bir tanesi. Yakın zamanda Binance raporuyla birlikte karşımıza çıkmış olan Binance'ın çok güçlü yükselebilir ve bu kategori ilerleyecek diye karşımıza çıkarıp adlettiği gayrimenkullerin tokenlaştırılması vizyonunu piyasayla tanıştıran ana taraftır. Pek çok noktayla, pek çok merkez bankasıyla ortaklıkları bulunur şu anda Ripple'ın. Tabii önceden biz Ripple'ın kripto piyasasıyla ilişkili dünya genelinde ciddi açılım yapabileceğini düşünüyorduk ve öngörebiliyorduk. Ama bugün işte hemen hemen o öngörebildiğimiz dediğimiz ve öngörüyle başlayan o noktanın gerçekten başlangıç noktasındayız. Ve ciddi anlamda ben bu işin daha ileri boyutlara kadar görülebileceğini ve Ripple'ın büyük ölçüde kendisini ilerletebileceğini düşünüyorum. O yüzden tabii ki de XRP Coin'de portföylerde bulundurulabilecek sağlam bir kripto paradır diyebilirim. XRP'de de durum böyle. Tabii yani spekülatiftir. Şey tarzında açıklamalar var. İşte şu fiyata gider, bu fiyata gider. Dediğim gibi orası biraz daha spekülatif ama XRP Coin'de ben ortalamanın üzerinde bir yükseliş bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.